Pandemi sürecinde dükkanlarımızı mecburen kapatmak zorunda kaldık. Bir anda bir karar verildi. Doğru bir karardı. Çünkü bizim burada kişilerle temasımız çok fazla, çok yakın. Fakat bu durumda tabii dükkanımız kapandı. Maddi olarak çok büyük zorluklar yaşadık. Şimdi iş yerimiz kira, evimiz kira. Günlük bir kazanç elde eden insanlarız. Günlük kazanç elde ettiğimiz için de gelirimiz tamamen elimizden gitti. Bu süreçte devlet bize bir kredi paketi açıkladı, esnaflara özel. 25 milyar artı 25 milyar kredi kartı gibi. Tabi bu zor durumdan çıkmanın en doğal yollarından biri buydu. Biz de bunu tercih ettik. Çok şükür verdiler. Bu pandemi sürecinde ayakta durmamızı sağladı. Haricinde de kaymakamlığın da Cumhurbaşkanlığı'nın da başlatmış olduğu 1000 lira destek, ona da başvurduk. Onu da aldık. Belli bir süre geçtikten sonra onu da aldık. En azından o süreci rahatlattı bizi. Yani dükkanımızı açana kadar en azından kimseyle bir muhtaçlığımız olmadı. Yani devlet elinden geldiğince desteğini bize verdi. Evet. Pandemi sürecinde bize İçişleri Bakanlığı'ndan bir haber geldi. Dükkanlarımızın açılacağına dair. Bir hafta önceden biz de gerekli hazırlıklara başladık. Bununla ilgili işte tek kullanımlık havlu, tek kullanımlık penuar, işte eldiven, maske, maskesiz tıraş etmememiz konusunda uyarıldık. Ondan sonra randevulü sistemle çalışacağız. İçeride kalabalık muhakkak olmayacak. Bir kişi arkada bekleyebiliyor. Müşterilerimizi %50'ye düşürdük çalışma içeride. Haricinde de dükkanımızı açtık. Aynı sistemle devam ettik. Bu süre zarfı içerisinde de bir koronavirüs testi yaptırdık. Bu da negatif çıktı. Herhangi bir olumsuz bir durum yok. Bunu kendi sosyal medyamızda müşterilerimize bildirdik. Etrafımızdaki insanlara bildirdik. Bu vermiş olduğumuz güven dolayısıyla kendi ilçemiz dışından, İzmit olsun, Gölcük olsun, Derince olsun, Körfez olsun, Kartepe'den olsun, bizim bu vermiş olduğumuz güven dolayısıyla bize tıraşa gelmek isteyenler oldu. Çünkü öteki ilçelerde bu daha başlamamıştı. Koronavirüs testi onlara daha yapılmamıştı oradaki berberlere. Hani o yüzden insanlar onlara güvenemiyordu. Bize güvendiler, geldiler. Güvenlerini hiçbir zaman karşılıksız bırakmadık. Güvenlikleri gibi aynı şekilde devam ediyoruz. Herhangi bir olumsuzluk da yaşamadık. Durum bu şekilde. İş yerimizi hala aynı şekilde güvenle çalışmaya devam ediyoruz. Pandeminin ilk süreçlerinde hepimiz haberlerden duyduğumuz kadarıyla işte haberleri aldığımızdan itibaren bir takım önlemler almaya başladık. Kendimiz, personelimiz olarak bir takım ekipmanlara büründük. İşte gözlük, siperlik ve maskemizi çıkartmayarak hizmet vermeye devam ettik. Daha sonrasında önlemleri arttırarak bankolarımızın önüne cam siperlikler yaptırdık. Yani cam koruma standları kurduk. Hastalarımızın arasında 1,5 metre olacak şekilde bankolar yerleştirdik. Yine birbirlerinin arasında da 1,5 metre mesafenin koruması açısından yer stikerleri hazırladık. Bunları 1,5 metre aralıklarla yapıştırdık. Ama en önemli olarak neler yaptık? Hastalarımızı tabii ki içeriye 3 kişiden fazla olmayacak şekilde almadık. Bilgilendirme broşürleri hazırladık. İşte 3 kişi içeriye nasıl, yani neden içeriye 3 kişi alıyoruz? Bunun yanında işte ellerimizi nasıl yıkamalıyız? Bununla alakalı bilgilendirme broşürlerini hem elden dağıttık hem de eczanemizin camlarına yapıştırarak tüm hastalarımızın da yavaş yavaş bu hayata uyum sağlamasını kolaylaştırmaya çalıştık. Eczanemizde normalde 2 kapı vardı. Hastaları takip edebilmek adına tek kapı uygulamasına geçtik. Kış ayları olmasına rağmen kapımız her zaman açık kaldı, hava sürkülasyonunu sağlamak adına. Eczanemizin dezenfeksiyonunu sağladık. Düzenli olarak 15 günde bir dezenfeksiyon şirketiyle anlaşarak 15 günde bir eczanemizin iç ve dış dezenfeksiyonunu sağladık. Aynı zamanda 1 saat aralıklarla hastalarımızdan da rica ederek onları dışarı alarak eczanenin havalandırmasını sağladık. Mesai bitimlerinde yani saat 18.30'dan sonra eczanemizi özel dezenfeksiyonlu sularla dezenfekte ettik. Yerlerini dezenfekte etmenin yanında hastalarımızın ve bizim ellerimizin dokunabileceği her şeyi, ürünleri, POS cihazı, telefon, klavye gibi ürünleri düzenli aralıklarla dezenfeksiyonu sağlayarak bulaş riskini en aza indirgedik. Tüm hastalarımızı korumak adına maskesiz hastalarımızı ne yazık ki içeriye almamak durumunda kaldık. Hastalarımızın yanlarına giderek onlara maske temin ettik ve maskeli olarak eczanelere giriş yapmalarını sağladık. Hastalığın pik yaptığı dönemlerde, yani vakaların artık iyice arttığı dönemlerde ne yazık ki bundan sonra hastaları tekli olarak içeri almaya başladık. Tek kişi olacak şekilde. Buradaki amaç tamamen hastalarımızın sağlığını korumak, bulaş riskini en aza indirgemek ve de tabii ki hastalığın yayılmasına engel olabilmekti.